Adım Salim Akarsu. Kur'an Işığında Ahlak Eğitimi kitabının yazarıyım. Mesleğim sosyal pedagogluk. Aynı zamanda ilahiyatçıyım. Yaklaşık 22 yıldan beri yazarlık yapıyorum aynı zamanda. Söz konusu kitap benim branşım olan pedagoglukla alakalı. Kur'an'ın yaklaşım tarzı. Yani Kur'an'da ahlak eğitimi nasıl vermekte? Ayetlerin ahlak eğitimine bakış açısı nedir? Bunları göstermeye çalıştım. Her bir ayetteki ahlaki eğitim metotlarını açıklamaya çalıştım Kur'an-ı Kerim'de. Böylece insan davranışının Allah-u Teala'nın emri dahilinde bir tabana oturmasını hedefledim. Her bir ayetin bu bağlamdaki bakış açısını göstermeye çalıştım okuyuculara. Öncelikli olarak bir kere yaratılış gayemizi ön plana çıkarmış oldum. Çünkü davranışlarımızı Allah'a göre şekillendirirsek bunun mükafatını ahirette görebileceğiz. Bundan dolayı dünyada hangi davranış içine girersek girelim, ahirette geçerli olacak şekle sokmak zorundayız. Bu bağlamda da en büyük önderimiz, en büyük rehberimiz Kur'an-ı Kerim olduğundan dolayı Kur'an zaviyesinden kulluğumuzu baz alarak açıklamaya çalıştım. Kur'an ayetlerine göre olduğundan dolayı şu anda bunun sadece ilk bölümünü yayınlamış olduk. Yaklaşık olarak 150 ayet var bu kitabımızda. Bundan sonra da her bir ayetin açıklama şekli olacağı için tahminimce 16 kitap civarında olmuş olacak. Bunu bitirmeye çalışıyoruz. Bir de bunun yanında sosyal pedagogluk mesleğin gereği olarak aile üzerine yazmış olduğumuz kitaplarımız var. Aile içi eğitim, ailede çocuk eğitimi, işte çocuk eğitiminin cümlelerle yetiştirilmesi, çocuklarda karakter yerleştirilmesi, davranışlarla çocuk eğitimi şeklinde kitaplarımız var. Onların inşallah zaman içinde basımlarını gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu noktada çok tavsiye etme kapısında değilim. Çünkü herkesin kendi iç alemi var, kendi bakış açısı var. Fakat benim arzum şu, büyüklerimizin söylediği bir söz var. Ahirette faydasını görmeyeceğin işe dünyada ehemmiyet verme diye. Bundan dolayı kim neyi yazarsa yazsın, yazdığı kitabın ahirette faydasını görecek şekilde yazarsa inşallah bu kadar gayreti, bu kadar mücadelesi, bu kadar düşünce ızdırabı boşa gitmemiş olur. Kur'an olması sebebiyle hepsinin ayrı bir yeri var. Onun için yani en birkaçı bölüm deme hakkım yok. Bu bağlamda her bir ayet kendi başına olduğu için zaten ayetleri de ayıramadım ben. Bundan dolayı ayrı ayrı ayetler şeklinde yazdım. Kitabın tamamı cezbedici diyebilirim. Bu yayın evine teşekkür ederim. Gerçekten gösterdiğiniz ilgiden dolayı. Belki ilk başlangıç bir çalışmamız ama inşallah bundan sonra devam eder. Teşekkürlerimi arz ediyorum. Göstermiş olduğunuz ilgiden, özellikle Fatih Bey gece saat 1'e 2'ye kadar çalıştı. Ona ayrıyeten teşekkür ediyoruz.